Bilmeyenler için burayı söylüyorum. Roguelike oyunlarda öldükten sonra oyun baştan başlar. Ama merhaba yoldaşlar, bugün sizlerle 3 farklı roguelike oyun deneyeceğiz, oynayacağız. 3'ü de yeni veya yeniden yenilenmiş veya yeni tam sürüme geçmiş oyunlar olacak. Hemen oyuna geçelim. Oradasın. İlk oyun Dead Must Die. Türkçesi yok maalesef. Anladığım kadar çevirmeye çalışacağım. Anladığım kadar oynamaya çalışacağım. Hemen play diyedik. Bilmediğim sebepten ötürü ölüler ayaklanıyor ve saldırmaya başlıyor. Biz de bu ölülerin gerçekten ölü kalmasını sağlamak için seçilen kişileri kontrol ediyoruz. Piksel bir oyun. Oyun boyunca çeşitli yetenekler kazanmamızı sağlayan farklı tanrılar bize yardımcı oluyor. Seçtiğimiz yeteneklerle oyun tarzımızı oluşturup ilerliyor. Düşmanlardan düşen ekipmanlarla kendimizi güçlendiriyoruz. Ekipmanlar öldüğümüzde bizde kalıyor. Oyunda ne kadar ilerlersek düşürdüğümüz ekipmanlar sayesinde öldüğümüzde daha güçlü bir şekilde geri dönebiliyoruz. Oyunda ilerledikçe yeni karakterler açılıyor. Her karakterin kendine has özellikleri bulunuyor. Açılıyor. Büyücü müyücü, okçu falan da var. Evet, atladık. Şimdi hey, you are the one time go. Aynen. Whatever it is you're doing here, I'm always the first to help mortals. Tamam, yardım ediyormuş. Diyor ki your attacks become stronger than apple burning. Atakların diyor yakar diyor. 14 damage veriyormuş. Every few attacks you breathe fire damage and burns enemies in front of. Her birkaç atağında bir alev nefesi atarsın, önündeki şeyleri yakarsın diyor. Düşmanları yakarsın diyor. Meteors fall from the skies. Gökyüzünden meteorlar düşer ve etrafı yakar diyor. Şunu alalım ya. Belki alan hasarı verir. Oy. Ne kadar da bir düşüyor acaba? İyi. İyi. Oo, iyi iyi. Tamam. Sıkıntı yok. Oo, çünkü kafasına düştü bak. İyi denk geldi. Oyun şu anda erken erişimde bu arada. Daha tam sürümü değil. Ona rağmen çok popüler oldu. Bayağı oynanıyor şu anda. Tamam, çok konuşma. Meteor Shower. Meteor yükseltsek mi? Level 2'ye geçiriyoruz. Bu maviler biraz daha şey. Pasif enemy. Burning enemies leave a fire where they die. Your attacks become stronger. Şunu bir alalım ya. Damage lazım gibi. Biraz damage'i yükseltelim. Ölüler ölmeli. Anladın? Oyunun adı. Ben saatlik yaptım dojlayacağım diye. Allah'tan canım gitmedi. Nedense öyle bir vibe var. Böyle saatlik yapınca kalkanı tutacakmışız gibi ama öyle bir şey yapmıyor. Bunu bir keseyim ya. Oo, bu boss mu? Yavaş oluyor bu. Magnetik belt verdi. Alev düştü diye alamadım. Nasıl alıyoruz lan? Heh. E ile alıyormuşuz. Bunu buraya koyduk, ne oldu? Pull area arttı. Güzel. Yalnız bana bir tık yetenek lazım diyecektim. O sırada gelen yetenek. Öldüklerinde alev bırakırlar diyor. Zaten meteor düşüyor. O yüzden onu çok şey yapmak istemiyorum. Meteoru bir tık arttırdım. Aha. Sonla tanış diyor lan. Fazla vurdu. Koyamadım. İtem düşme, item koyma olayı müthiş olmuş. Bu arada ölmek üzereyim. Biraz dodge mechanics. Vur bakayım. Aldım seni. Bunu da bir koyalım. Biraz geç geldi itemlere. Of, iyi. Ne verdin hocam? Strike'ı güçlendirelim mi?
Zero fire, you dash, lose. Oo diyor, dash attığında diyor arkanda alev oluşuyor. Bakalım. Aynen öyle. İyi. Bu da iyi, bu da iyi. Dash'i kullanıyorum çünkü canım yok şu an. Peki bana can verecek misin hocam? Ve sadece alev nitelikli yetenekler mi var acaba? Zannetmiyorum. Diğer tanrılar da yardım edecektir. Kalkanlı elemanlar geldi. Benim hala canım yok. Ölüler ölmeli hocam. Buradan XP'leri alayım. Beşle yaktım. Bunlar alevle daha çok hasar alıyorlar. Level daha. Alev'in nefesi. Meteor Shower yükseltsek mi? İyi vuruyor ya. Meteor Shower'ı bir tık daha yükselteceğim hocam. Şimdi. Asıl olay burada. 14 armor veriyor. 9 armor, 13 life veriyor. Life dediğim muhtemelen candır. Canım az olduğu için canı bir tık yükseltelim. Para düştü. Para muhtemelen öldükten sonra, bu bir roguelike oyun olduğu için, öldükten sonra muhtemelen geliştirme yapmamız için lazım olacak. Alan mı daralıyor, bana mı öyle geldi? Bilmeyenler için burayı söylüyorum. Roguelike oyunlarda öldükten sonra oyun baştan başlar. Ama Allah, ama kendinizi geliştirebilirsiniz öldükten sonra. Bir sonraki el daha kuvvetli olmak için. Canım yok, canım yok. Hayır. Gel gel. Zinciri en kısa sürede güçlendireceğim ya. Çıktığı zaman. O alttakiler neymiş öyle? Sakin olalım. Chains of War. Bir kere söz verdik. Nasıl bir mekanik, onu oynadıkça daha çok göreceksiniz tabi ama. Güzel bir soluk katmış ve boss geldi. Çok güzel. Bu canla iyi oldu kanka gelmeniz. Beşim bitti. Burası Ölüler Diyarı. Öldüğümüzde buraya geliyoruz. Şimdi yeni bir karakterimiz açıldı. Alev Tanrısı. Oyunun başında bize yetenek veren karakter. Bu sefer bununla oynayacağız sanırım. Bu büyücü daha hızlı hareket ediyor. Dash daha hızlı atıyor ama canı az. Daha fazla hasar veriyor. Alanı da uzak. Uzaktaki rakipleri, düşmanları daha çok vuruyor ama canı az. Dediğim gibi dikkatli olmamız gerekecek. Evet, öldüğümüzde olan diğer dünya dediğimiz kısım burası. Buradan tekrar merdivenle yürüyerek oyuna geçebiliyoruz. Kazandığımız paraları burada harcayabiliyormuşuz. Şimdi açıldı. Oynayıp belirli bir süreden sonra, öldükten sonra buraya geldiğinizde bu mağaza açılıyor. Buradan item alabiliyorsunuz. Hatta alalım şöyle. Bunu da alalım, bunu da alalım. Satabiliyor muyum peki? Aynen, satabiliyorum. Şöyle yaptık. Tamamdır. Şimdi tekrar oyuna dönüyorum. Boss'a tekrar gideceğim. Yine bu büyücü ablayla oynayacağım. Boss'a tekrar gideceğim. Bu sefer yeneceğiz. God of Lightning at your service. Oo, bu sefer farklı tanrılarla tahmin ettiğim gibi karşılaşıyoruz. Bunların yeteneklerini muhtemelen kullanacağız. Lightning, şimşek Strange. tanrısı. Bakalım bize ne vereceksin. Your attack become stronger, daha fazla güçlü olur falan filan. Bu falan yeteneğine yakındaki rakiplere Lightning spawn on the battlefield that explode after
Ortadakini alacağım ya. Yakındaki rakipler elektrik çarpsın. Biz biraz daha rahatlatırız konuyu. Gelin bakalım, bu sefer çok farklı tanrılarla tanıştım. Daha da güçlü geldim bu sefer. Çok hızlı vuruyorsunuz ama. Çok hızlı vuruyorsunuz. Hadi hızlı dol. Hadi. O deşi yememem lazım. Yok, konuşamadım heyecandan. O deşi yememem lazım. O deş çok vuruyor. O deş çok vuruyor. Şu boss'a vuracağım mı artık? Oku hata bırakıyorum ya. Boss'a saldırmam lazım. Öldürdük. Açtım oto hata. Q'yla oto hata açabiliyoruz. Boss'u geçtim sonunda. Death Must Die. Benim çok beğendiğim bir oyun oldu. Daha erken erişimde olmasına rağmen kendine has özellikleriyle ön plana çıkan zevkli ve sürükleyici bir roguelike türü olmuş. Bu ilk boss'u yenene kadar bile canla başla çalıştım yani. Beni o oyun içine soktu. Denemenizi tavsiye ederim. Kesinlikle deneyin. Evet, ikinci oyunda karşınızdayım. İkinci oyunumuz Soulstone Survivor. Hayatta kalmaya çalışacağız. Barbar karakteriyle oynuyorum. Birden fazla karakter var. Burada Pyromancer'ı, Huntmaster'ı, Spellblade'i, bunu açmamışım ismini bilmiyorum. Okçusu, Kalkanlısı, bilmem ne. Bir sürü kullanabileceğiniz, sonradan açabileceğiniz hepsinin farklı özellikleri olan, açtıkça sağ tarafta yazıyor şu şekilde. Hepsinin farklı özellikleri olan karakterler var. Bu karakterlerle yine aynı şekilde hayatta kalmaya çalışacağız. Öldüğümüzde karakteri geliştireceğiz. Şu kazandığımız stone'larla, soul stone'larla, yani ruh taşlarıyla kendimizi geliştireceğiz. Burada bir sürü gelişim, skill ağacımız vesaire, o puanları harcayabileceğimiz yerler var. Bu şekilde kendimizi geliştirip daha çok ilerleyeceğiz. O zaman oyuna geçelim. Ağrılarla başladık. Barbarın ilk kendi yeteneği kendi etrafında dönmesi, Garen gibi. Biraz daha hızlı dönüyor sadece. Ve bu oyunun grafikleri gerçekten çok hoş, çok tatlı. Güzel yapmışlar. Aynı şekilde yine stage hayatta kalmaya çalışıyoruz. Stage bittiğinde öbür stage'e geçiyoruz. Oyunun yine Türkçesi yok. Ben anladığım kadarıyla çevireceğim. Şimdi daha fazla hasar verirsin ama daha yavaş olursun diyor. Magnetik'i almayacağım. Bir alanımızı bir genişletelim. Yani attığımız skill'in alanını genişlettim %5. Şu anlık benim için daha mantıklı olan buydu. Evet, Heroic Strike, Body Slam. Evet. Heroic Strike'ı alalım. Bir ikinci skill'imizi aldık. Bu oyunda şöyle bir durum var. Skill alanımız, yani aktif yeteneklerimiz aşağıda gördüğünüz gibi 6 tane olabiliyor. Altın üzerine çıkamıyoruz. Sonradan aldığımız yeteneklerle önceden aldıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor, yer doluysa. Öyle bir mekanik var, yani daha akılcı seçenekler sunuyor bize. Bunlar pasif yetenekler. Kritik şansı %10, yüzde şey artı 10. Daha fazla, daha çabuk yetenekleri kullanılmış. Şimdilik bu daha mantıklı geldi. Yeşil olan yetenekler daha nadir. Maviler ondan da nadir. Morlar ondan da nadir. Sarılar efsane oluyor zaten. Yani renklerine göre de seçimleriniz değişebilir. Bu az önce aldığım yeteneği güçlendiriyor. Yüzde, yani güçlendirelim, bir tık daha fazla olsun. Altında seviyesi yazıyor zaten. 2 level. Arılar biraz can sıkmaya başladı. Oo, burada hortum alınır. Hortum rastgele bir yerde oluşuyor vurdukça. Ve oradakilere hasar veriyor. Alan hasarı veriyor. Yine aynı ilk oyunda olduğu gibi kırmızı hasar alanlarından
Space'le dash atarak kaçmamız gerekiyor. Mantık aynı. Max health, max canımızı yükseltelim. Daha şimdiden ortalık karışmaya başladı zaten. Yine hızlı gelsin skill'ler. Şimdi ben bu oyunda Necromancer tarzı yani yetenekler var. Şu totem çok hoşuma gitti benim. Ben totemle oynuyorum. Farklı yerlerde totem oluşuyor ve alan hasarı veren, böyle düz bir alana hasar veren yetenek atıyor otomatik olarak. O yüzden onu kullanmayı seviyorum. Your critical strikes, critical damage, block power. Kritikten devam. Bloğa ihtiyacımız yok. Buradan burada çıkmış mesela. Aynen kanka, elimle gösteriyorum totemi. Şu fareyle göstereyim. Şurada çıkmış, o doğru alana böyle bir skill atıyor. Alan hasarı veriyor. Güzel. Kritik şans değil. Kritik hasarı arttıracağım. %48 kritik hasar yeterli değil. Zamanla arttıracağız. Kaotik şu bombaları alalım. Arada bir bomba atacağız. Patlayacak. Az önce attı mesela. Tekrardan bir skiller daha hızlı gelsin diye. Boss geldi bir tane şimdi. Boss'un alan hasarını görüyorsunuz. Mor geldi. Skill'i güçlendirdim. Level 3 oldu. Şu an daha hızlı atıyoruz skill'leri. Sürekli geliştirdiğim için. Boss'u kesmemiz lazım. Boss'a doğru ilerliyorum ben. Lightning Bolt. Elektrikli bolt atıyor. Hadouken dediğimiz. Chain Lightning'i alacağım şimdilik. Farklı güzel bir yetenek gelirse onunla değiştiririz. Chain Lightning'i şundan dolayı aldım. Düşmanlar arasında sekiyor. Alan hasarı bu tarz oyunlarda olmazsa olmazımız zaten. Boss'u kestim. Şimdi boss'tan çıkan kristal, oyunun başında söylediğim gibi, sonradan öldüğümüzde kendimizi geliştirmemizi sağlayan kristal. Sağ tarafta da yeşil var. Onu da alacağım birazdan. Bu kristali aldığınızda, boss'tan düşen kristali aldığınızda etraftaki bütün XP kristallerini topluyor. Şu sol tarafta da topladığımız kristalleri görebiliyoruz zaten. Attack speed'i alacağım. Bloodlust değil, trap değil. Burada aktif bir skill almayacaksanız alttan bu adımı geçip power up alabileceğiniz pasif skill'lere geçebiliyorsunuz. Ona bastım. Ice alınır. Ice neden alınır? Buz düşmanı yavaşlatıyor. Yine bir pasif skill. Block power, armor power alınır. O legendary power geldi. Ne diyor? This power up. Shockwave. O totem. Şu kullandığımız Shockwave totem skillini geliştirirmiş. Whirlwind diyor. Heroic Strike, Shockwave Totem, Cluster Bomb. Kullandığımız şu zaten üzerine geldiğinde alt kısımda parlıyor. Kullandığımız skilleri geliştiriyormuş. Bunu alalım. Legendary zaten. Totem çok kuvvetli. Şimdi o skilleri değiştirmek istemiyorum. Şu dördüydü sanırım. Şunlardı. Onları değiştirmeyeceğim. Şu sondaki Lightning'i ve ortadaki çok severim ama Death Vortex'i, fırtınayı değiştirebiliriz. Çünkü biri bir level, diğeri de zaten gelişmedi. Şimdiki gelenler güzel değil ama Burn'ı alacağım. Rakipleri, düşmanları yakmak için. Şu an gayet güçlüyüz. Şuradaki kristali alalım. Bunu da alalım. 174 canım var. Daha canım doğru düzgün gitmedi. Çok XP kristali var. Dolaşmam lazım biraz. Ufak mini boss geldi. Hani bosslar geldi daha doğrusu. Karakter olduğu yerde sürekli dönüyor. Magnetiki alacağım. Uzak, biraz daha uzaktan kristalleri toplayabilmek için. Dediğim an Vortex'in güçlendirmesi geldi. Güzel oldu bu. Boss geldi, yeni bir boss. Bakalım. Burada aktif istemiyorum. Termal şok alınır. Boss bu galiba. Space'i yanlış attım. Area effect. Kullandığımız skill'i geliştirelim tekrar. Garen gibi dönüp duruyor zaten. Her yer kırmızı oldu.
Biraz uzaklaşacağım. Totemi tabii ki güçlendirelim. Totem belli olmuyor. Sana güvenemem Totem. Totem belli olmuyor ama gerçekten çok hasar veriyor. Şununla Lightning'i değiştirebiliriz. Uzaktan gördüğünüz gibi kılıç atıyor. İzleyince belki anlaşılması zordur. Ama oynadıkça her şeye hakim oluyorsunuz zaten. Poison. Zehirleyelim vurduğumuz kişileri. Geliştirelim. Buradan bir şey almak istemiyorum. Şu an güçlüyüz. Şu an bir sıkıntı yok. Canımız bir tık azalmış. İki totem yan yana çıktı yukarı. Bu yer sarsılmalarını totem atıyor. Totem çok güçlendi. Ara efekti de güçlendirdim şu an. 4 level oldu. Sonradan aldığım yetenek 4 level oldu. Totem 3 level kaldı. 3 tane totem çıkmış burada. Bir tane skill'e yakalandım, o yüzden zıpladım. Dash'im biraz geç geliyor. Dash'i arttırmak lazım. Geliştirelim. Level 3 olsun bombalar. O bombayı da satabiliriz. Güzel bir yetenek gelirse bombayı da satarım. Gelmedi. Geçti. Oo. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki yani. Kullandığım yeteneklerin süresini bayağı bir azalttım. Epic gelen yetenekle. Dash'i de etkiliyor mu acaba? Yeni bir boss geldi. Bu oyun space'e basarken dash atmak için yanlışlıkla yetenek aldım. Moru atladık. Yapacak bir şey yok. Ben çok kötü hasar yiyorum. Ağacın arkasına saklanmam gerekiyordu. Biraz geç kaldık. Veya herhangi bir taşın vesaire. Cana ihtiyacım var şu an. Zor durumdayım. Aa, bir de geri mi geliyordu? Maalesef. Maalesef öldük. Soulstone Survivors. Yine nispeten daha güzel grafiklere sahip olan, daha tempolu, oyunu daha zor takip edebileceğiniz, bol aksiyonlu, kendine has özellikler barındıran bir roguelike oyun. Aksiyonu bol severim, çeşit çeşit özellikler olsun diyorsanız tam size göre. Bu oyunu saatlerce oynayıp stage stage ilerleyebilirsiniz. Daha kolay bir şekilde ilerleyeceğim bundan sonraki oyunlarımda. Geçelim 3. oyuna. Geçtik 3. oyuna. Risk of Rain Returns. Yeniden yapım oyunu. Risk of Rain Returns yeni çıkan bir oyun zaten. Kanalımda da videosu mevcut. Benim de çok hoşuma giden bir roguelike oyundur. Hemen geçelim. Bu da piksel bir oyun. İkinci oyundan sonra tekrar piksele döndüler. Zaten yeniden yapım dediğim gibi. Bu oyunun çok iyi bir yanı var. Türkçe olması yani. Türkçe dil için öncelikle teşekkürler. Şimdi ilk bölümde komando ile oynamıştım. Bu sefer avcı ile oynayacağım. Ok atacağız bu sefer. Avcıyı seçtik. Rengi de şöyle siyah yapmak istiyorum. Siyah gri artık neyse. Geçelim oyuna. Issız ormanda uyandık. Bu oyun biraz daha farklı. Yine stage şeklinde ama yatay bir stage üzerindeyiz. Sağ sola ateş edebiliyoruz sadece. Yeniden yapım olduğu için bazı mekanikler kötü. Baktığım yöne atıyor vuruşu. Bunu düzeltebilirler. Daha dediğim gibi oyun yeni zaten. Altta skill'lerimizi görebiliyorsunuz. Bu oyun daha çok item üzerine kurulu. Oo, Saatik bumerang atıyormuş. İtem üzerine kurulu. Yani daha çok item alacağız. Kendimizi itemle geliştireceğiz. Gel bakalım gel. Al şu bumerangı. Bumerang değil aslında. Nice yıldızı atıyor. Bumerang olsa geri gelir çünkü.
Şu yukarıda sandık var. Sandık alarak dediğim gibi kendimizi geliştirebileceğimiz itemlerle karşılaşabiliyoruz. Shift'le dash atıyor. Bu da böyle bir bilgi. 25 dolar var paramız. Açtık. Ne çıktı? Dikenli tel. Yakındaki düşmanlara hasar verir. Güzel. Güzel bir okçu için baya güzel bir şey. Burada düşmanları öldürerek dediğim gibi altın kazanıyoruz. Altınlarla sandıklar açıp rastgele kendimizi geliştireceğimiz itemleri alıyoruz. Diğer oyunlardan, diğer roguelike'lardan farkı bu. Ne oldu, yanıma geldi, canım mı gitti? Bu dikenli teli güçlendirmek lazım. Bir tane daha aynı itemden bulduğumuzda güçleniyor. Oynadığımız 3 oyunda birbirinden farklı zaten. Farklı rogu. 3 oyununda tarzı aynı, türü aynı tarzından ziyade. Ama tarzı farklı. Eşi yanlışlıkla attım. Biraz güçlenmemiz gerekiyor. Sürekli düşmanlar spamlı olacak. Ve oynadıkça sağ tarafta görüyorsunuz zorluk artıyor. Zorluk arttıkça düşmanlar da zorlaşıyor tabii ki. O sırada o açılıyormuş. Da bir açalım. Konteynere. Evet. Konteynere. Aşağı düştüğüm için canım gitti. Hiç düşünmemiştim fall damage olduğunu. Bunları öldürmemiz lazım. Hayır, gel buraya. Oh yeah. Hediye verdi, ne verdi? Havai fişek denetti. Bir etkinleştirme öğeye yakın bir düşman. Okuyamadım. Şimdi 85 paramız var. Bir tane daha alacağım. Bunu sağ tıkla çok rahat öldürdük mesela. Düşmanı öldürmek etrafını buzlarla çevreler. Bu iyi, bu iyi. Bakalım. Şimdi buna çarpınca hasar mı veriyor? Yavaşlatıyor sanırım. Mini boss tarzı bir şey geldi gene. Oradaki totem kırıldı. Artık ondan güç alamıyoruz. Diğer totemlerden devam edeceğiz. Ödül kazanma şansı için bağışta bulun. Bulunalım. Bağışta bulunuyorum. Sağlığın düşüşe eğmesi zamanı durdurur. Vay. Bir tane daha bastım. Sağdaki düşmanı vurmak için sağa dönme, soldaki düşmanı vurmak için sola dönme olayı biraz gerçekten gıcık. Fareyi nereye tutuyorsam oraya vursa çok daha güzel olabilirmiş. Bu arada sağ tıktaki yetenek. Bir de yukarı ateş edemiyoruz. Hani yapmışsın burada yukarıdan gelen düşmanları. Yukarı vuramıyorum ama. Biraz saçma. Dediğim gibi yeniden yapım olduğu için mekanikler aynı kalmış. Biraz günümüze uyarlamışlar. Ama çok zevkli oyun gerçekten. Şimdi bu gözlük ne işe yarıyor? Bana onu bir söyleseydin keşke. Ben buna niye 25 dolar vereyim ya hadi. İki kat hasar verme olasılığı işte bana bunlarla gelecek. Bunlarla geleceksin ya. Yeni seviye. Farklı yoldan gitti. Yoldan. İyi gelişti ki.
Biraz yukarı doğru gidelim. Bakalım bakalım neler varmış yukarıda. Bu nereye götürdü? Gel gel. Sarmaşıktayken ateş edemiyoruz. İyi para biriktirdik zaten. Biraz kendimizi geliştirecek bir şeyler bulmamız gerekiyor. Ya bazen. Artık çevremdeki dikenler 15 hasar veriyor. Çok kötü. Verme daha iyi gibi bir şeye vermiş. Ne verdim? Bıçak. İsabet ettiğinde kanatma olasılığı. Güzel. Okeyim. Başka şeyler kazanabileceğim. Bana yetenek ver. Yetenek ver. Oh my God. Neyden hasar aldım baktım böyle. 654 paramız var. Düşmanlara ekstra hasarla geri savurma olasılığı. Vay. İşte bana bunlar, bunlar. Güzel, güzel. Geldi yine. Deniz anası yavru. Bu ipi niye yaptın mesela? Buraya düşünce çıkmam için mi? Bu mudur yani? Aşağıda şey var, bu açılıyor. Ne verdin bana? 22 can mı verdin? Soru işaretini alacağım ya. Ne dedin ona? O iyileştiren et parçaları. Çok iyi. Oo. Sandığı açtım. Bir düşman öldürmek ruh okları ateşler. Ne diyorsun? Combo. Hiç oraya gitmeyeceğim. Bu nedir? Işınlayıcıyı bul. Bulalım. Ben de onun peşindeyim zaten. Bu son bulduğumuz bıçak olayı çok iyi. Her öldürdüğüm düşman için otomatik bıçaklar. Sonraki düşmana gidiyor. Muhteşem bir şey. Bayağı iyi. Eyvallah. Aha, ışınlayıcı buldum. Hayatta kal 90 saniye. Ya hocam, bunu söylesene bana. Ya! Bunu bana daha önce söylesene. Desene onu açınca bot gelecek diye. Bir uyarı koy, bir şey koy. Ya adam böyle. Ha. Canım az ama. İyi, toparladık toparladık, sıkıntı yok. Bir boss daha gelmesin, ben okeyim şu an. İyi yetenekler bulduğumuz için iyi dayandık. Bu bıçak olayı çok iyi ya. Her ölen düşman öbürüne hasar veriyor bir nebze. Buraya geldi, attım okumu. Çıkacak bir yerden o. Güzel.
Oh, combo combo. Alttakine bile vuruyorum bak. Haritanın altındakine bile vuruyorum. Sonraki seviyeye ışınlı. Bu kadar. Sonraki seviye bekle ben geliyorum. Risk of Rain Returns. Risk of Rain oyununun yeniden yapımı. Seri ikinci oyuna başlayan ve zevkle oynayan birisi olarak bu oyun benim çok hoşuma gitti. Mekaniksel olarak beğenmediğim bazı yönleri bulunsa bile Risk of Rain serisi her zaman farklı bir zevke sahip olacaktır zaten. Oyundaki roguelike sistemi yine kendi tarzını uyarladığı item sistemi çok hoş. Farklı farklı karakterler, oyundaki çeşitlilik vesaire derken sizi alıp götürüyor zaten. Kesinlikle bir şans vermenizi ve oyunun akıcılığına kendinizi bırakmanızı tavsiye ederim. Bugün sizlere birbirinden güzel 3 roguelike türünde oyunu önermiş oldum. Beğendiyseniz beğenmeyi, hala abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. İyi oyunlar dostlar.